Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine BitTorrent ile ilgili konuşacağız. BitTorrent hakkında yeni haberler vermeye çalışacağım. Fatih Hocam da bugün konuğum. Yaklaşık 10 dakika sürecek bir video olmasını planlıyorum. Bunun dışında bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olup videolara yorum yazarsanız, beğeni atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Fatih Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Yayına çağırdığınız için teşekkürler. Rica ederim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi iyi, ne olsun. Senin bu İşte yaşamaya çalışıyoruz. hocalık uzun süredir devam ediyor. Benim hocalık yaklaşık bir 2 sene oluyor. 2 senedir devam ediyor. Romanya'dan Evet, da bilgiler aksi. var. Romanya'dan getirdik Romanya'dan evet. hocam, şöyle diyorum. Ben güncel haberleri hem arkadaşlarımıza vereyim. Kanalımda BitTorrent takipçisi, BitTorrent Coin yatırımcısı birçok arkadaş var. Hem onlara haberleri vermiş olayım, üzerinden de yorumlar yapalım. Bugün asıl konumuz BitTorrent eski günlerine geri dönebilir mi? BTTC eski günlerine geri dönebilir mi? O değeri o seviyelere tekrardan ulaşır mı? Bunları tartışalım diyorum seninle. Ama haberleri okuyayım ben sana yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Tamamdır. Şöyle bir haber var. Diyor ki BitTorrent resmi Twitter hesabından TronDAO'yu yani Tron'u tebrik etmiş. Neden tebrik etmiş? Çünkü Tron'un stabil coinlerinin büyüklüğü 36,7 milyar doları geçmiş galiba. Şimdi bu Tron tabii bu fazla ciddi bir konu olmadığını düşünüyorum. Neden? Tron'un kendisiyle alakalı bir durum değil bu. USDT, USDJ, TUSD, Evet. USDC bilmem ne. Bunların hepsi işte 36,7 milyar doları geçmiş. Tabii ki de önemli bir haber ama etkisi ne olur? Yani şöyle Tron altyapısından oluşuyor değil mi bu stabil coin'ler? Aynen. Benim bildiğim Söylediklerin. öyle. Evet. Evet. Yani bu ne olur? Tron ve Tron coin'in bulunduğu şirketin TronDAO. güvenilirliği artmış olur bence. Evet ama insanlar da diyor ki Ama Tether'e güvenmeyin diyor. USDT'ye güvenmeyin diyor. Böyle bir algı var. yani bu güven dediğim şöyle bir güven. Yani adamlar bir anda kaçıp gitmez büyük ihtimalle. Hani öyle bir güven. Hani artacak Aynen. diye bir şeyden bahsetmiyorum. Aynen Sadece öyle. öyle. Şirketin yok olmasından bahsediyorum. Ya işte acayip acayip şeyler paylaşıyorlar. Mesela diyor ki CoinMarketLeague'de işte birinci sırada USDT'de, ikinci sırada BitTorrent, üçüncü sırada işte başka bir tane kripto paranın olduğunu falan söylüyorlar. CoinMarketLeague ne abi bu? Hiçbir işi olmayan. Şimdi bu ne sıralaması bu? Abi şey değer sıralaması. Şu an BitTorrent ikinci sıradaymış burada. Bu da hikaye gibi geldi bana. Değer derken toplam alınan BitTorrent Evet, şeyi mi? evet, evet. 49 milyon dolar BitTorrent varmış. Aslında iyi yani 49,9. bu. Abi iyi ama ben bir etkisini görmüyorum ya. Yani Etkisini de görmüyorum. CoinMarketLeague bakıyorum. Bak CoinMarketLeague'in şeyine bakıyorum. Sayfasına giriyorum. Resmi Twitter hesabında. Bir kere tiki bile yok. Mavi tik yok. 7600 takipçisi olan bir hesap. Yani çok da güven vermiyor. Evet, kale alacağımız bir Değil. web site değil. Evet. Başka işte yine aslında bir değişik çalışmalar var. Şöyle bakıyorum. Ha bir tane genç var. Böyle YouTube'da video çeken Mike diye. Bu BitTorrent ile ilgili bir sürü video çeken bir adam. Onu paylaşmışlar. Bunun da izlenme sayısı yine 20 bin falandır yani. Bu diyor ki herkesin diyor 1 milyar BitTorrent'i olmalı diyor. Olsun diyor çünkü yükselecek ileride falan diyen bir çocuk. Yani önemli bir haber yok. Şöyle baktım biraz da. Önemli bir haber yok. Anladım. %60,1 yakılmış BTT Old'un. Ben diyorum ki BTT Old bu BTT Old mu? BTTC mi? BTT New mi? Ne abi bu? Bir kere bunu bir belirlesinler diyorum.
Evet, yani tek bir coin olması lazım BitTorrent. Aynen. Eski günlerine geri döner mi sorusuna da benim fikrimi söyleyeyim sana. Sen de Evet, çok onu net mi cevap. söyleyeceksin? Çok net. Hayır, anlatacağım. Evet. Dönebilir ama nasıl Aha. dönebilir anlatacağım. Anladım. Nasıl dönebilir? BitTorrent şirketi mi, vakfı mı? Her neyse artık. BitTorrent elinde tutan Justin Sansa kimse bunları yakması lazım. Bu bir. Ya çok büyük bir çoğunluğunu yakması lazım. Zaten 3-0 aldı. BTT oldular 1000'le çarpıldı falan. Bayağı Evet. bir yakması lazım. Sonrasında sürdürülebilir projelerle BitTorrent'i yani coin olarak da kullanılabilir hale getirmesi lazım. Sürekli olarak insanların kullanabileceği bir artık altyapı oluşturması lazım. Bir uygulama olabilir, bir web site olabilir. Bu tarz bir şeyler yapması lazım. Geri dönmesi için. Bir de BTT Old'un tamamen yakılması lazım. Yani hem BTT Old var hem BTTC var. Şimdi Evet, kesinlikle etkiler. tabii çok saçma bir durum var. Zaten güvensizlik var. En çok dolandırıcının olduğu kripto paralardan birisi. En çok insanları kandırmaya çalışan adamların olduğu kripto paralardan birisi BitTorrent. Benim düşüncem bunlar. Bunlar olursa çok değerlenebilir. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Daha önceki videolarımda da zaten arkadaşlarla konuşmuştum. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama daha dakikamız var. Hocam senin fikirlerini alayım. Son 3 Ben dakikamız varmış. Senin şöyle fikirlerini alalım. biraz daha geniş bir yorum yapmak istiyorum. Genel kripto paralar hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Geri dönme ihtimali nedir? Şu sıralar bir yükseliş var aslında. Küçük de olsa. BitTorrent genelinde de özelinde değil ama genel kripto paralarda. Ben küçük ihtimal görüyorum ama yine de eski halini geçme ihtimalini düşünüyorum. Bence eskisinden daha da yükseğe gelebilir. Ama tabii ki dünyada da ekonomi kötüye gidiyor. Bu durum borsaya nasıl etkiler? Tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hala umudum var. Önümüzdeki bir yıl içerisinde tekrar eski haline geçeceğini düşünüyorum. Abi mesela bu haberlerden sonra biraz kıpırdanma oldu BitTorrent'te ufak tefek. Yani bu zaten şöyle bir şey. Her an her şeyin olabileceği bir piyasa. Yani Ya her gün bir anda mesela şeye geçilebilir. Alım başlayabilir bir anda. Yani yönlendirmeleri, manipülasyonun çok evet. kolay yapılabildiği bir piyasa aslında. Her gün bazı coin'ler zaten çok ciddi yükselişler yapıyor. Bir anda işte %50 artmış coin'ler görebiliyoruz. Yani Bitcoin, BitTorrent için de neden olmasın? Ve toplu bir yükseliş de bekliyorum. Yani bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Abi teşekkür ederim. Bu videoların devamı gelir umarım. Yani takipçilerimizin de izleyeceğini düşünüyorum. Şöyle kısa bir Evet. video olsun istedim. Bir dakikamız kalmış son. Abi benim komşular inanılmaz gürültü yapıyor. Ondan arada seni de duyamıyorum. Yani bilmiyorum bu işi nasıl çözeceğiz? Jandarmaya mı söyleyeceğiz abi? Ona ne diyorsun? Ona yorum Vallahi ne? senin komşuları bilmiyorum. Benim de burada internet zor çekiyor. Seni zor duyuyorum bazen. Abi ben bak aynen hem öyle ama ben artık çıldıracağım ya. Ben videolarımda da hep Senin durum. videolarıma denk geliyor. Çıldıracağım artık. Kapıyı kıracağım yani şu adamların kapısında olur mu şimdi? Başlayacağım bunların kavgasına, gürültüsüne. Böyle dediğime bakma. Yani 20 şikayet kişi var. etsen Evin içinde 20 kişi var. Beni senin şikayet paramparça ettiğini anlamazlarsa şikayet etmen iyi yani. abi Biliyorum. bilmiyorum ya. Vallahi billahi çok yoruluyorum ya. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için arkadaşlar abone olursanız, videoları beğenirseniz teşekkür ederim. Hocam son sözlerini alayım senden de. Son sözlerim dediğim gibi ya umutsuzluğa şöyle kapılmayalım. Eğer paramız aldığımız zamandan daha düşük bir seviyeye geldiyse mutlaka içeride tutalım.
bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Zararlı çıkmamaya çalışın eğer çok ihtiyacınız yoksa bu paraya. Tamamdır hocam, Ben teşekkürler. böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Rica ederim hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Siz de görüşürüz. Ça 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 ça.